zor kurtardı. Saldırının altından İsmail Ağa ile Fatih medreseleri arasındaki husumet çıktı. Kardeşim, nasıl ters yol? Siz biraz geri alın. Aracını geri çeker misin dedi, bıçaklar silahlar konuştu. Basit bir trafik tartışması gibi görünen olayın altından cemaatler arasındaki husumet çıktı. Meğer bunu şahsımla alakalı değil, bizim cemaatle alakalı problem olduğu için intikamını benden alacak. Burası Fatih Çarşamba. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlar geçtiğimiz Mayıs ayında yaşandı. Beyaz gömlekli bu kişi İsmail Ağa cemaatine bağlı Zekeriya Yücedal. Sokakta trafik durunca Zekeriya Yücedal aracından indi, arkadaki aracın sürücüsüne gitti ve geri çıkmasını rica etti. Ama bir anda karşısında bıçaklı bir saldırgan buldu. Yerden bıçakla indi arabaya ve üzerine gelmeye başladı. Çünkü o aracın direksiyonundaki iddiaya göre İsmail Ağa cemaatiyle husumet içinde olan Masum Bayraktar'a ait Fatih medreselerine mensup Yalçın Bostanoğlu'ydu. Bu işi yapan kişi Yalçın Bostanoğlu. Daha öncesinde de kendisi polislikten, kasa hırsızlığından atılan bir insan. Saldırgan bir an bile tereddüt etmeden Yücedal'a bıçakla saldırdı. Başladı bıçağı sallamaya. Hemen savunmaya geçti. Geri geri çıktım. Geri kaçtı ama kurtulamadı. Saldırının şiddeti arttı. Bıçağı sapladı. Tam şu çenemin burada bıçağı sapladı. Zekeriya Yücedal boynu yüzü dahil vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Artık o saldırıda bir türlü son bulmayınca belindeki ruhsatlı tabancasını çıkardı. Tabancanın kabzasıyla saldırganı vurmaya başladı. O da çare olmayınca... Ben de yine de kendisine ateş etmedim. Yerimi iki ateş ettim. Saldırgan kaçtı. Kanlar içinde kalan Zekeriya Yücedal hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı ancak serbest kaldı. Bu nedenle İsmail Ağa cemaati tepkili. Fatih medreseleri mensuplarının benzer saldırıları sık sık gerçekleştirdiğini ileri sürüyor. Acil çözüm istiyorlar. Kimin ölmesi lazım bu konuda? Halk olarak burada, esnaf olarak tedirginiz yani. Huzursuzuz, güvenimiz kalmadı yani.